Ne zamandır tanıtımı yapılan ve merakla beklediğimiz 12 Minutes oyunu nihayet piyasaya çıktı. Çıkar çıkmaz hemen oynadım ve oyun hakkında düşüncelerimi ve yorumlarımı paylaşacağım bir video çekmek istedim. Öncelikle oyun zaman döngüsünde sıkışmış bir adamın hikayesini anlatmakta arkadaşlar. Bu 12 dakika boyunca gerek karımızla gerekse etrafta bulduğumuz nesnelerle etkileşime geçerek adeta bir Sherlock Holmes edasıyla hikayeyi çözmeye çalıştığımız bir oyun desek yanlış olmaz. Sırayla anlatmak gerekirse aslında evimize geliyoruz, karımızla bir güzel öpüşüyoruz. Daha sonra etraftaki nesnelerle acaba bununla bir şey yapabilir miyim diyerekten araştırmaya giriyoruz. Ve ondan sonra Hitman kılıklı kel bir adam gelerek abi bizi ve karımızı tutuklamaya çalışıyor. Bize bir takım sorular soraraktan bize işkenceler ediyor ve en sonunda bizi boğarak öldürüyor arkadaşlar. Ve bu döngü sonsuza kadar devam ediyor. Her öldüğümüzde oyun yeniden başlıyor arkadaşlar. Eve gel öpüş araştır ve tekrar başla. Eve gel öpüş araştır tekrar başla. Eve gel öpüş araştır tekrar başla. Eve gel öpüş araştır tekrar başla. Eve gel öpüş ve bu noktadan sonra kafayı sıyırıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ruh sağlığınız iyiyse ve bu tür oyunlara bayılıyorsanız bilemem. Ama ben bir yerden sonra bellendim, onu söyleyeyim arkadaşlar. Neyse, bu döngü olayı defalarca kez tekrar ediyor arkadaşlar. Yani hep aynı döngüyü yaşamayabilirsiniz, farklı döngülerde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun tamamen döngü üzerine kurulmuş bir oyun. Dikkat! Acaba hikayenin sonunda ne olacak diye o merak duygusu içinizi kemiriyorsa o döngüden sonsuza kadar çıkamayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden uyarayım. Şunu da söyleyeyim. Bir yerden sonra ipuçları tükendiğinde daha ne yapacağım, nasıl çözeceğim, kendimi bu döngüden nasıl çıkaracağım diye kafayı sıyırmaya başladığında kimse yardımınıza gelmeyecek arkadaşlar. Tıpkı kendinizi Doctor Strange filmindeki Norman mı? Pazarlığa geldim sahnesinde olduğu gibi zaman döngüsünde sıkışmış bulacaksınız arkadaşlar. Veyahut da babasının şarap çanağına tüküreyim der, Alt F4 çeker, hayatınıza devam edersiniz abi. Sorunu kökten çözmüş olursunuz. Problem mi sanki yani? Hangisini seçeceğiniz sizin ne kadar meraklı olduğunuza bağlı arkadaşlar. Asla kazanamazsın. Evet ama kaybedebilirim. Tekrar, tekrar ve tekrar ve sonsuza dek tekrar. Böylece esirim olursun. Bu arada oyunu Game Pass'iniz varsa Game Pass'ten de oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun ama meraklısına diyerekten videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.